İlk Söz programından herkese günaydın, iyi haftalar diliyorum. Görece sakin bir hafta fakat ABD verileri öne de çıkıyor. Küresel piyasalar özellikle bu hafta ABD'den gelecek olan tüfe rakamlarına odaklanırken Fed'in faiz patikasına yönelik de aslında beklentileri bir miktar daha güçlendirecek mi yoksa törpüleyecek mi takip ediyor olunacak. Bir tarafta ise kazanç tablolarının da takip edileceği bir haftanın başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Cuma günü yoğun bir şekilde kurumsal kazanç sezonunun başlayacağını da takip ediyoruz. ABD'den gelecek olan yine resesyona ilişkin beklentiler bu kez burada körüklenecek mi? Yine takip ediliyor olacak. Evet, ilk söz başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel bölgesinde 4,3 milyar liralık yatırım yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda bölgede 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırım yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, vergi müfettişlerince 2022'de yürütülen incelemelere dair bilgi verdi. Nebati, incelenen mükellef sayısı, rapor sayısı, vergi ve ceza tutarlarıyla suç duyurusu sayılarında rekor kırıldığını söyledi. Tutarlarıyla suç duyurusu sayılarında rekor kırıldığını söylerken Bakan Nebati, denetimlerinde 76 milyar liralık aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağı ile kamu zararını önledik dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankaların menkul kıymet teşhis oranını %5'ten %10'a yükseltti. Merkez Bankası gerçek ve tüzel kişiler için Türk lirası paylarında %60 hedefini aşan bankalara menkul kıymet teşhis oranının indirimli uygulanacağını belirtti. Söz konusu uygulamada 24 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların da yer alması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. TESK Başkanı Palandöken mektubunda, bugüne kadar norm birliği sağlanamadığı için EYT'den esnaf ve sanatkarların yararlanmadığını, esnafın 9.000 iş gününde emekli olduğunu aktardı. BOTAŞ, İran'dan doğalgaz teslimatının 1 Ocak'tan itibaren %70 azaldığını açıkladı. BOTAŞ, durumun İran iletişim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle meydana geldiğini ve arızanın giderilmesi için görüşmelerini sürdüğünü belirtti. BOTAŞ açıklamasında, ilave gaz ihtiyaçlarımız doğalgaz depolama tesislerimizden karşılanmaktadır dedi. Piyasalara dönüp bakacak olursak eğer özellikle bu hafta küresel piyasaların odağında olacağımız bir hafta olacağını söyledik ama içeride ise sanayi üretimi, işsizlik rakamları gibi veriler de öne çıkıyor. Tüm bu ayrıntıları takip ederken peki geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da nasıl bir kapanış performansı oldu? Perşembe günü %7'ye varan sert satışların ardından Cuma günü toparlama hareketlerini takip ettik. %4'ün üzerinde primlenmeyle birlikte kapatan BIST endeksinde 5.400-5.341 seviyesinden de kapanış gerçekleşti. Özellikle bir tarafta aslında panik satışlarının körüklemiş olduğu satışlarla birlikte ama bir diğer tarafta ise yeni yatırımcı sayısının da Borsa İstanbul'a girişiyle birlikte yükseliş serisinin de devam ettiğini takip ediyoruz. Alternatifsizlik bir tarafta görüşleri desteklerken bir diğer tarafta ise yine yükseliş serisi de buna eşlik ediyor. BIST endeksi sonrasında ise gelecek rakama tahviller tarafına bakalım. Tahviller tarafında ise Türkiye tahvillerde 2 yıllıklardaki getiri oranı %8,42 seviyesindeyken 10 yıllık getiri oranı ise 8,98 oranında olmaya devam ediyor. Tahviller tarafını takip ederken paritelerde peki nasıl bir yansıma oldu? Paritelerde ise yatay bir bantta hareket ettiğini takip ediyoruz. Dolar TL tarafında 18,70 seviyesinin korunmasıyla birlikte 18,71-65 seviyesinden işlemden geçerken 0,26'lık bir geri çekilmenin yaşandığını takip ederken Euro TL tarafı ise 20'nin üzerine 60 bulunmakta. 20.03.60 seviyesinden işaret ederken 0.80'lik yukarı yön Euro TL tarafında baskının sürdüğünü takip ediyoruz. Sterlin dolar tarafı ise bu hafta yine İngiltere'den gelecek olan önemli bir veri var. İngiltere'nin gayri safi yurt içi hasıla verisi, çift taneli enflasyon, ulaşım ve konut sektörlerindeki grevler ve zayıflayan konut piyasası nedeniyle birlikte tarihi bir hayat pahalılığı yaşayan ülke muhtemelen uzun sürecek bir resesyonla karşı karşıya kalan ve cuma günü ise gayri safi yurt içi hasılanın yakından takip edileceği bir veri olmakla birlikte sterlin dolar tarafında ise 1.20'nin üzerinde fiyatlamanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolar endeksi ise düşüş devam ettikçe, peki gelişmiş ülke para birimlerindeki yukarı yönlü hareketler devam ederken dolar endeksinde ise 103,6 seviyesinin 6 seviyesinden geçerken euro dolar paritesi ise 1.06 seviyesinden işlemden geçerken 0.24'lük yukarı yön olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu haftanın yine euro bölgesinde de cuma günü Almanya tarafından gelecek olan yine gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminini açıklayacak. Euro bölgesinden gelen verilerle birlikte aynı gün saat içerisinde de sanayi üretimi ve ticaret verileri de karşılanıyor olacak. Euro dolar paritesi açısından da hem bir tarafta resesyon hem de ECB adımları yakından takip edilirken dolar endeksindeki düşüş ama euro bölgesindeki ise bir miktar daha enflasyon ve gayri safi yurt içi hasılaları da önemli önem arz etmekte, onu da söylemiş olalım. Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsalarında nasıl bir kapanış tablosu vardı? Londra FTSE endeksinde 0.8'lik yukarı yön söz konusu olurken Paris tarafında ise %1,5'a varan primlenmeyle birlikte kapanış tablosu gerçekleşti. Frankfurt tarafında ise %1'in üzerinde, yine İtalya FTSE endeksinde ise %1,5'a yakın bir pozitif bir momentumla kapanışın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. ABD borsalarında ise özellikle ABD borsalarında güçlü gelen istihdam verisi bir miktarda geçtiğimiz haftada önem arz etmeye devam ederken Fed'in faiz patikasına yönelik ilişkin beklentiler, resesyon beklentileri bu hafta Avrupa açısından, özellikle piyasalar açısından önemli gelecek olan enflasyon verisi de yakından takip edilirken ABD borsalarındaki kapanış ise %2,5'a varan kapanışlar gerçekleşti. Dow Jones endeksinde 0.2.13'lük primlenmeyle birlikte 33.630 puandan kapanış gerçekleşirken S&P tarafında ise %2,2'lik bir yukarı yön söz konusu oldu. Nasdaq teknoloji endeksinde ise 2.56'lık yukarı yönle birlikte yine Nasdaq tarafındaki, teknoloji tarafındaki yükselişlerin serisini de takip ettik. Özellikle cuma günü Fed yetkilileriyle birlikte ücret artışları ve ekonomide giderek yavaşlama olduğuna dair diğer işaretleri kabul ederken Atlanta Fed Başkanı Bostic tarafından Fed'in 31 Ocak ve 1 Şubat'taki bir sonraki politika toplantısında çeyrek puanlıkta bir arttırma ihtimaline yönelik işaret etmesiyle birlikte bir tarafta da Aralık ayında faizleri 50 bas puan Fed'e dair ilişkin beklentiler de bu tarafı destekleyecek mi, desteklemeyecek mi takip ediyor olacağız. Asya borsalarına dönüp bakıyoruz. Asya borsalarında da ABD pozitif kapanış sonrasında bir tarafta bu ama bir diğer tarafta ise Çin'deki yumuşama, seyahate çıkanlara yönelik ilk kez karantinasız bir seyahatin, sıfır Covid politikasının gevşetilmesiyle birlikte hem Hong Kong hisselerinde hem de Çin tarafında da yükselişlerin bir miktar daha güçlü olduğunu takip etmiştik. Asya'ya yansıdığını görüyoruz. Asya ve Pasifik'e dönüp bakacak olursak Nikkei endeksinde 0.59'luk primlenme, Şangay tarafında 0.53'lük yukarı yön söz konusu iken Hong Kong tarafında ise %1,5'un üzerinde primlenme, Güney Kore Kospi'de de %2'nin üzerinde artı olduğunu söyleyebiliriz. Asya tarafı da bu sabah itibariyle risk iştahının yükseldiğini söylüyor bize. ABD vadelere dönüp bakıyoruz. Pozitif kapanış endeksleriyle birlikte yine vadeliler tarafına ise pozitif yansıdığını takip ediyoruz. Dow Jones vadeli de 0.15'lik yukarı yön söz konusu iken Nasdaq vadeli ise 0.3'lük birimlenme, S&P 500 vadeli ise 0.2'lik yön yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Vadeliler tarafı da pozitife işaret ederken peki tahviller tarafına bakıyoruz. Tahviller tarafında ise getiri oranında 2 yıllık getirilerde 4.2'lik bir getiri sağlarken ABD 10 yıllıklar ise 3,5'ün üzerinde fiyatlanmaya devam etmekle birlikte 3,55'e kadar da gerilediğini yine takip ediyoruz. 30 yıllıklar tarafına bakacak olursak 30 yıllıklarda da 3,68 seviyesinin getiri oranını takip etmeye devam ediyoruz. Evet, emtia ise bu yılın varlıkları arasında en çok konuşulan varlıklar arasında olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bir tarafta merkez bankalarının politikaları, bir diğer tarafta ise dolar endeksindeki gevşeme buraya nasıl sirayet edecek? Yine program çerçevesinde de konuşuyor olacağız ama emtia tarafındaki fiyatlamalarda yukarı yönlü altın spot tarafındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yukarı yönü takip ederken 0,62'lik yön yukarı bu sabah itibariyle 1877 dolar seviyesinden işlemden geçerken gram altın tarafındaki yükselişlerde devam ediyor. 1133 dolar seviyesinden işlemden geçerken gram altın tarafında ise %1'e varan primlenme söz konusu. Gümüş tarafına bakıyoruz, 23,9 dolar seviyesinden işlemden geçerken petrol tarafı ise özellikle Çin'in açılmasıyla birlikte seyahat isteğerde karantinasız seyahat uygulamasının gelmesi, sıfır Covid politikasının da gevşetilmesiyle birlikte petrol tarafındaki yukarı yönlü hareketleri de devamlı takip ediyoruz. %1,18'lik yukarı yön söz konusu. NYMEX petrolde 73,6 dolardan işlemden geçerken Brent petrol tarafında ise 79,4 dolar seviyesinden işlemden geçiyor. Evet, merkez bankaları politikalarını takip ediyoruz ama peki risk iştahının açıklığı kripto paralara nasıl yansıdı? Kripto paralardaki yansımalara bakacak olursak da Bitcoin tarafında 17.199 dolar seviyesinden işlemden geçerken Ripple tarafında ise 0,35 dolar seviyesinde, Ethereum'da %3'lük primlenme, Litecoin tarafında ise %7,17'lik yukarı yön söz konusu. Evet, kripto paralarda da risk iştahının açıklığı bir miktar daha aslında daha da sert, görece sert yansımış gibi duruyor diyoruz ve Avrupa'ya dönüyoruz. Ceren Dilekçi bizlerle birlikte Avrupa kapanışını anlatıyor. Avrupa borsaları haftanın son işlem günü %1'i aşan oranda yükselişlerle tamamladı. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından Avrupa borsalarında yükseliş biraz daha hızlandı ve İngiltere borsası FTSE 100 endeksi 2019 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Böylece haftalık bazda Stoxx 600 endeksine kazançlar %5'e yaklaştı. Tabi baktığımız zaman tahvil faizlerini düşüşün hızlandığını takip ettik Euro bölgesi genelinde. Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık 10 bas puan geriledi. 2019 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. İtalya 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş 10 bas puanı aştı. İngiltere'de 2 ve 5 yıllık tahvil faizleri sert geriledi. Gözler Euro bölgesinden gelen Aralık ayı enflasyon verisindeydi ve Avrupa'da enflasyon Ağustos ayından bu yana ilk kez tek haneye geriledi. Beklentilerin üzerinde bir yavaşlama kaydetti. Yıllık bazda tüketici fiyatları %9,2'lik bir artış gösterirken aylık bazda %0,3'lük bir düşüş yaşandı tüketici fiyatlarına. Özellikle Almanya'nın Aralık ayında hanelerin doğalgaz faturalarını ödemesi destek olması enflasyonda düşüşü beraberinde getirdi diyebiliriz. Tabii çekirdekteki yükseliş dikkat çekici çünkü sınırlı da olsa çekirdek enflasyon yükseldi ve %5,2 seviyesine çıktı. Avrupa Merkez Bankası'nın projeksiyonları takip edilecek önümüzdeki aylarda çünkü enerji fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle enflasyon tahmininde aşağı yönlü revizyon beklentisi var piyasanın. Diğer yanda Avrupa Merkez Bankası üyelerinden şahin yorumlar gelmeye devam ediyor. En azından yaza kadar faiz artışlarının devam edeceği yönünde mesajlar geliyor. Yani enflasyon verisi piyasadaki fiyatlamalar üzerinde anlamlı bir etki yaratmamış durumda. Bu sene Temmuz'da faizlerin %3,4 ile zirve yapmasını bekliyor piyasa. Avrupa borsaları için kurumlar daha iyimser. Hem Citi Group hem de Goldman Sachs yıl sonu için Stoxx 600 endeksinde hedef fiyatlarında yukarı yönlü revizyona gitti. Citi Group ABD endeksleri için tavsiyesini ağırlığını azalta çekerken Avrupa borsaları için ağırlığını artıra yükselttiğini duyurdu. Peki ABD borsalarında Cuma günü hangi gelişmelerle birlikte kapanış gerçekleşti? Şimdi Melike Ayan'a gidiyoruz. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. New York'tan selamlar. ABD borsaları günü artıda, rallide neredeyse geçirdi. Sebebi de işsizlik rakamının, istihdam rakamının beklenenden çok iyi gelmesiydi. İşsizlik rakamı 3,5'a düştü. Son 53 yılın, yani 1969'dan beri görülen en düşük rakam. İstihdam raporu rekorda. Ama ücret enflasyonu, ücret büyümesi istenen yerde değil ve o yüzden de işte demek ki Fed'in faiz artışına ekonomi dayanabilir, enflasyonla mücadele edilebiliyor inancını getirdi. Ama tabii bu kadar düşen bir işsizlik rakamı Fed'in işini biraz komplikeleştiriyor. En çok eğitim, eğlence, otelcilik sektöründe artış görüldü. İmalatta vardı ama beklenen kadar değil. ISM 49 fabrika siparişleri eksi 0.8, dayanıklı tüketim malları siparişleri de eksi 2.1'e gerilemişken Cuma gününde dolar ilk defa düştü. VIX de kırmızıya büründü. 3 endeks kendini yukarı atarken diyorum söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu. Evet, ABD'den gelişmeleri almaya devam ediyoruz. Şimdi ise Cener Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar bizlerle birlikte. Ali Çınar, hoş geldin yayınımıza. Ekonomik ve siyasi gelişmeler neler? Hoş bulduk Pelin, günaydın, iyi yayınlar diyorum. Ekonomik takvimle başlayalım. Bugün Fed New York enflasyon beklenti raporunu açıklayacak. Aynı şekilde Atlanta Fed Başkanı'nın da bir konuşma yapması bekleniyor. Salı gününe baktığımız zaman Fed Başkanı Powell İsveç'te olacak ve önemli bir etkinlikte konuşma yapması bekleniyor. Tabii gözler haftanın en önemli programı ise geçen ayın enflasyon verisi ve yıllık bazda tüketici fiyat endeksinin ne olduğu sorusu belli olacak. Ve enflasyon verisi açıklanacak Türkiye saatiyle 16.30'da. 31 Ocak ve 1 Şubat'ta Fed'in toplantıları var. O nedenle çıkacak enflasyon verisi Fed'in faiz artış oranında nasıl bir karar alınacağını da etki edecek. Ama beklenti %7.1 olan enflasyon verisinin daha da düşmesi yönünde olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde Hazine Bakanlığı bütçe açığı verisini açıklayacak Perşembe günü ve geçen ayın istihdam verisi de açıklanacak bilgilerden olduğunu söyleyebilirim. Cuma gününe baktığımızda da ithalat fiyat endeksi açıklanacak ve Michigan Üniversitesi'nin tüketici enflasyon beklentisi de açıklanacak verilerden bir tanesi. Yani genel olarak ekonomik takvimde en önemli beklediğimiz enflasyon verisi, geçen ayın ve yıllık bazda ne olduğunu görmemiz. Siyasi takvime baktığımız zaman Başkan Biden Meksika'da Kuzey Amerika Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Önce Meksika Cumhurbaşkanı'yla, daha sonra da Kanada Başbakanı'yla hem birebir hem de grup toplantısı olacak. Ticari, sınır güvenliği ve tedarik olmak üzere birçok konuda görüşme yapması bekleniyor üç liderin. Aynı şekilde Hazine Bakanı Yellen bu hafta Washington DC'de, ama Hazine Bakan Yardımcısı Harris, Letonya, Estonya, Litvanya ve Polonya'da, diğer Hazine Bakan Yardımcısı Rosenberg ise Brüksel'de olacak ve ana gündem maddesi de Rusya'ya ağır yaptırımların takibi ve enerji krizi konusunda mevkidaşlarıyla görüşmeleri olduğunu söyleyebilirim. Diğer önemli bir konu Amerikan Kongresi'ydi. Nihayet Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi ve bu hafta komiteler kurulacak, başkanlar seçilecek ve iki önemli madde görünüyor. Bilhassa Temsilciler Meclisi Başkanı açıkladı, Kevin McCarthy, Çin'e karşı partner üstü karşı bir komite kurulacağını açıkladı. Bilhassa rekabet konusunda. Diğer önemli adım ise Hazine Bakanlığı'na bağlı Gelirler Dairesi 87 bin tane yeni denetçi alacaktı. Bununla ilgili bir fon vardı. Bu fonun durdurulması ile ilgili de bir adım atabiliriz açıklamasında bulundu Kevin McCarthy. Kongrede de hareketli bir gündem olacağını söyleyebilirim. Son olarak dış gündemde kısa kısa Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 3 milyar dolarlık askeri yardım geldi. Ukrayna Savaşı'nı konuşmaya devam edeceğiz. Çin'in seyahat konusundaki tedbirleri azaltması, Covid nedeniyle azaltmasından dolayı artık uluslararası seyahatler için Çin'e bir ziyaret var. Ama Amerika Birleşik Devletleri Çin'den gelecek yolcuları 48 saat önceden Covid testine tabi tutmalarını istedi. Negatif olanlar sadece ABD'ye girecek. O nedenle Çin'i yakınen Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor Covid'deki gelişmelerle ilgili. Ve son olarak çok sıcak bir gelişme, Brezilya'da Kongre baskını, Anayasa Mahkemesi ve Devlet Başkanı konutu basıldı. Şu anda ana manşetlerde. Başkan Biden bu baskını sert şekilde eleştirdi. Yakınen Biden yönetimi de bu baskını takip ediyor ve Brezilya'da şu anda olay kapatılmış durumda. Hükümet hakim, ancak sıcak bir gelişme olarak da şu anda Amerikan basınında biz Brezilya'daki son gelişmeleri gördüğümüzü söyleyebilirim Pelin. Çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar, aktardıkların için diyoruz. Evet, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta yoğun bir gündem başlıyor. Peki gündem maddeleri neler, izliyoruz? Memur ve emekli maaşlarında artış, Uludağ Alan Başkanlığı kurulmasını öngören düzenleme, CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları. Meclis yoğun bir haftaya başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşı zammının %30 olarak belirlendiğini duyurmuştu. Artışa ilişkin kanun teklifi pazartesi günü toplanacak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifle 3.500 lira olan en düşük emekli maaşı 5.500 liraya yükseltilecek. İşverene sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar 400 liraya çıkarılacak. Düzenleme, komisyonda kabul edildikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Genel kurulda daha sonra Uludağ'ın korunması, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Düzenlemeye göre Uludağ alanı sınırlarında kalan gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallarla her türlü tesis, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak. Projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığı'nca kamulaştırılabilecek. Uludağ alanında korunması gereken taşınmaz, kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her türlü iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararı uyarınca yürütülecek. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, çarşamba günü CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek için toplanacak. Türkkan hakkında 2021'de Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği gerekçesiyle hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı. CHP'li Başarır hakkında da mahkeme heyetine hakaret ve yargılamaya müdahale iddiasıyla fezleke düzenlenmiş, dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti. Ve EYT'lilerin beklediği düzenleme. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Evet, yerli basında hangi başlıklar öne çıkıyor, gazetelere dönüp bakıyoruz. Habertürk.com'la başlıyoruz. Yılın yıldız teknolojileri 2023'te görücüye çıktı. Bebeklerin neden ağladığını anlayan yapay zekadan akıllı evlere, vücut ısısından şarj olan akıllı saatlerden son teknolojik bilgisayarlara, sanal gerçeklikten mobilite teknolojilerine yönelik ilk gözlükler, yine 3D OLED ekranına sahip olan da 2023'ün yıldız teknolojileri görücüye çıktı. Ayrıntılar ise habertürk.com'da Cem Özener'in haberine yer verildi. Evet, böyle bir diğer haberimizle birlikte devam ediyoruz. Ekonomi.com'la birlikte devam ediyoruz. Nasıl bir ekonomiyle devam ediyoruz? Finans piyasalarıyla acil barışa ihtiyaç var dedi. Türkiye'ye güçlü ve kaliteli yabancı sermaye akışındaki kesintinin sıkıntıları arttırdığına işaret eden İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, kaliteli kanın vücuda girmesini sağlamamız lazım dedi. Ve ayrıntılarda ise bu kadar yüksek enflasyonu hak etmedik dedi. Dış kaynak, büyüme, enflasyon ve nitelikli iş gücüne dair de yine görüşlerine yer verilmiş bulunmakta. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın görüşleri nasıl bir ekonomi gazetesinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir diğer tarafta ise Hürriyet'le devam ediyoruz. Hürriyet'te ise 2023 durgun fiyat yılı dedi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe pandemi dönemindeki astronomik artışlardan sonra ham madde fiyatlarının tekrar düşüşe geçtiğini söyledi. Ve Gültepe 2023'ün 2022 gibi fiyat artışlarının çok olduğu bir yıl olma şansı yok. Ben 2023'ün fiyat enflasyonu açısından daha durgun bir yıl olacağını düşünüyorum. Herkes mevcut fiyatlarını koruma gayreti içerisinde olacağını da düşünüyorum dedi TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin görüşleri de yine Şenay Büyükköşler'in de röportajında yer alıyor. Bu kez sabah ekonomi sayfasıyla devam ediyoruz. Sabah gazetesinde ekonomi sayfasında 100 kişiden 10'u elektrikli oto istiyor başlığına yer verilmiş bulunmakta. Ufuk Sandığ'ın haberiyle devam ediyoruz. Türkiye'de tüketicilerin %54'ü bir sonraki araç seçimlerinin benzin dizel olacağını belirtiyor. Hibrit elektrikli araç yanıtını verenlerin oranı ise %30. Tamamen pille çalışan elektrikli araç ise %10. Otomotiv sektöründeki değişim anketlere de yansıyor ve yapılan araştırmalarda elektrikli otomobillere yönelik başlıklar artık daha fazla 10 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründeki tüketici trendlerini araştıran Deloitte'da yine 2023'ün fotoğrafını çekmiş ve ayrıntılar sabah ekonomi sayfasında da yer aldığını bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu kez Milliyet Ekonomi ile devam ediyoruz. Milliyet Ekonomi sayfasında ise kıdem tazminatı tavanı yükseldi. Evet, Cem Kılıç'ın haberiyle devam ediyoruz. Bu yılın başından itibaren işçilere ödenecek olan kıdem tazminatının tavan tutarı 17.904 TL'ye yükseldi ve gelin kıdem tazminatıyla ilgili ayrıntıları birlikte inceleyelim dedi. Ve Cem Kılıç'ın yapmış olduğu haberde bu yıl pazar 2022'ye yakın olacak şeklinde de yine bir haber akışının olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir diğer tarafta ise Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nde ise konuta kampanya zammı haberi öne çıkıyor. Burada da Ali Can Polat'ın yapmış olduğu haberde sıfır konut projelerini ilgilendiren kampanyada fırsatçıların harekete geçtiğini belirten sektör temsilcileri bakanlığın devreye girmesini istiyor ve orta gelirliği ev sahibi yapma iddiasıyla hükümetin müjde olarak açıkladığı kampanya daha başlamadan konut fiyatlarını %10 ila 20 düzeyinde arttırdığını söyleyebiliriz diyor. Ayrıntılarda ise Cumhuriyet sayfasında yine yer alıyor. Konuta dair haberimizle devam ediyoruz. Yeni Evim kampanyasında detaylar açıklandı ve Pir Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu konuyla ilgili yorumunda, özellikle bir önceki haberlere bağdaştıracak olursak, bir yıl öncesine kadar konuta bu denli erişimin sorunu olmadığına, son dönemde yükselen enflasyonun ana etken olduğuna dikkat çekti. İzliyoruz. Ben hep bir iktisatçı olarak işin asıl nedenine bakmaya çalışıyorum. Bunlar hep işin sonuçları. Türkiye'de bir yıl önce böyle bu denli bir ihtiyaç yoktu. Bu denli bir erişim sorunu yoktu. Biz büyük bir enflasyon yarattık ve bunun sonuçlarıyla uğraşmaya çalışıyoruz her alanda. İşte bu hafta gelen tüm haberler, işte ücret, konut kampanyaları, hepsi bununla alakalı. Dolayısıyla o sorunu yaratan nedeni ortadan kaldırmadıkça, yani bu yüksek enflasyon ve artışını gerçekten indirecek bir tabloyu oluşturmadıkça bu ihtiyaç artacaktır. Maalesef bu sınırlı bir kapsamda dahi olsa işte anekdotal olarak da izliyoruz, gözlem olarak da izliyoruz ve zaten enflasyon dinamikleri genelde canlı olduğu için bu tür haber akışları hemen konut fiyatlarında yukarı yönlü bir harekete yol açıyor. Fiyatlar yapışkan, enflasyon beklentileri yüksekken aşağı gelmesi çok kolay olmuyor. Gelse bile zaten çok aşırı gittiği için yine erişilmesi zor noktalarda kalıyor. Yani bu sorunların çözülmemesi bu tür kampanya ihtiyacını hep arttırarak devam ettirecektir. Tabii işin bir boyutu da burada bir sübvansiyon yapılıyor. Türkiye'nin birçok ihtiyacı var. Kamu bankaları bir anlamda bir görev almış oluyor ve bu Türkiye'nin bütçesine, sınırlı bütçesine bir de yük getiriyor. İşinde bu boyutu var. Bir tercihtir bu ve biz o tercihi de bir tarafa kullanıyoruz. Başka ihtiyacı olanları da dışarıda bırakmış oluyoruz. Evet, yorum almaya devam edeceğiz. Doktor İnanç Sözer bizlerle birlikte. İnanç, hoş geldin. Günaydın Pelin, iyi haftalar. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Şimdi aslında bir tarafta yine haberi okudum. Ardından Erhan Aslanoğlu'nun da bir yorumu var konut kampanyasına yönelik. Enflasyonist baskılardan kurtulmak lazım. Fiyatlar akışkan ve dolayısıyla yapışkan, daha doğrusu burada biraz daha atalet faktörünün de öne çıktığını bir miktar daha belirtiyor hoca. Sen ne dersin? Konut kampanyası ardından gelen bu zamlar etkili olacak mı? Ya da buradaki satın alma gücünün birazcık daha konuşmak lazım. Yorumunu merak ediyorum. Ben açıkçası bu tip kampanyaların içinde bulunduğumuz konjonktürde gelir dağılımını biraz daha bozacağını düşünüyorum Pelin. İki nedenden ötürü. Birincisi, evet, faiz oranları çok düşük olabilir. Ancak haberde de paylaştığın gibi konut fiyatlarını hemen ayarlayan bir etkisi oluyor. Dolayısıyla aslında bu bir enflasyon etki yapıyor. İkincisi, her ne kadar faiz oranları düşük de olsa aylık taksit ödemeleri açısından bakacak olursak bugünkü hayat pahalılığıyla beraber çok az bir zümreye hitap eden kampanyaya dönüşüyor bu. Dolayısıyla da ben zengini daha zengin eden, bu nedenle de mutluluk getirmeyen bir kampanya olarak görüyorum bunu. Mutlaka bu kredileri kullananlar çok mutlu olacaktır. Ancak 86 milyonun ortalamasına baktığımız zaman çok az sayıda insanı etkileyebilecek ve geri kalan insan için çok da fazla bir anlamı olmayan ve aksine konut fiyatlarını biraz daha artırdığı için konuta ulaşmayı biraz daha zorlaştıran bir hamle olarak okuyorum. Peki nasıl, ne yapılması lazım? Yani burada arz sorununu biraz daha dile getirmek lazım. Burada öncelikle enflasyonla mücadele edebiliyor olmamız lazım. Baz etkisini bir yana bırakıp gerçekten insanların elde ettikleri gelirle hayat pahalılığını mücadele edebilmek için o enflasyonu dizginleyebiliyor olması lazım. Bu tip hamleler enflasyonu biraz daha körüklüyor olacak. EYT ve benzeri adımlarda da gördüğümüz gibi. İnsanlar bugün aldıkları gelirle, bugün gördükleri düşük faizle mutlu olabilirler. Ancak bunu uzun süreli tahsil edebilecekleri ya da temin edebilecekleri evler veya bir takım harcamalarını üstlerine edebilecekleri gelirler olarak görebilmeleri için Türkiye'de enflasyon sorununun gerçekten makul bir şekilde rafa kaldırılabiliyor olması lazım. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde biz baz etkisi nedeniyle enflasyonun %50'lere doğru gevşediği bir dönemi yaşıyoruz. Ancak %50 de azımsamamıyor olmamız lazım. Zaten Türkiye İstatistik Kurumu ile diğer enflasyon ölçüleri olan, özellikle İstanbul Ticaret Odası enflasyon rakamları arasında kayda değer bir fark varken, şimdi biz bir de bunun baz etkisi nedeniyle daha da düştüğünü görüyor oluruz. Ve bu baz etkisi aslında hayat pahalılığını tam anlamıyla anlatmadığı için, yani enflasyon dediğimiz şey aslında bir önceki yılın aynı ayına göre olan fiyat değişimi iken, endeks olarak baktığımız hayat pahalılığı her geçen ay daha da artmaya devam ettiği için insanların Türkiye İstatistik Kurumu'na olan güvenin de ben azaldığını düşünüyorum. Biraz daha kredibilite kaybını bu anlamda da yaşıyoruz. Türkiye'de enflasyon sorunu çözmediğimiz müddetçe bu tip refah artırıcı hamlelerle veya kredi paketleriyle bir yol almamızın ben çok mümkün olduğu kanaatinde değilim. Peki nereye kadar sürecek enflasyondaki baz etkisi düşüşü? Yani bundan sonraki süreçte %40'lar beklentiler dahilinde, %40'lar sonrasında biz artık atalet mi konuşuyor olacağız? Aslında bence bugünlerden konuşsak daha iyi olur. Çünkü Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli. Yılın ilk yarısında %40'lara kadar enflasyon evet gerileyebilir. Özellikle kuru bu noktalarda tutmaya devam edeceksek. Ancak mevcut yapı içerisinde %40 bile çok yüksekken 40'ın altına indirebilmemiz çok kolay değil. İki tane temel gösterge var malumun. Birincisi para arzına bakıyoruz. Para arzında öyle çok da ciddi bir dezenflasyonist bir ortam görmüyoruz. Merkez Bankası da bankacılık sektörde bu tip kredi paketleriyle piyasaya daha fazla para sürmeye devam ediyor. Her ne kadar talep adil bir şekilde dağılmıyor olsa da. İkincisi aslında bizim fiyatlama davranışlarının bozulmuş bir şekilde olduğunu farkındayız. Tamam. Ancak bunu iyileştirmek için de ortaya güven artırıcı bir hamle koyamıyoruz. Mesela Türkiye'nin resmi enflasyon hedefi halen %5 ve %5'te tutmaya devam ediyoruz. O yüzden de bence fiyatlama yapanlar çok da aslında enflasyon gelişmelerine bakmadan mümkün olduğunca talep müsaade ettiği müddetçe işte konut fiyatlarında olduğu gibi fiyatları hızlı bir şekilde artırmayı tercih ediyorlar. Bunun önüne geçebilmemiz için bu baz etkisinin ötesinde bir adım atıyor olmamız lazım. Baz etkisiyle düşecek olan enflasyonun %40'lar civarında bile olsa çok da düşük bir enflasyon olmadığını kabulleniyor olmamız lazım. Bugün dünyada aslında Türkiye Arjantin'den sonra en yüksek enflasyon rakamlarına sahipti. Baz etkisine rağmen yine göreceğiz. Çok az sayıdaki ülkeden biri olacağız. Dünya enflasyonda bir kez daha dezenflasyonist bir ortam yaşarken Türkiye %40 civarında bir enflasyonla mücadele ediyor olacak. Bu da Türkiye'nin potansiyeline göre uygun bir enflasyon değil. Bu da çok yüksek bir enflasyon. Bunu kabul ediyor olmamız lazım. Öyle tahmin ediyorum. Seçimden sonra aslında enflasyonla mücadele konusunda çok daha samimi bir politika izliyor olacağız. ve ondan sonra daha makul enflasyon rakamlarını 2024 yılından itibaren konuşuyor olacağız. Evet, şimdi ayrıntılı konuşacağız. Özellikle bunun ben önümüzdeki yıl büyümeye olan yansımasını da konuşmak istiyorum seninle, ama bir tarafta da şunu dedin. Buradaki döviz pozisyonlanma çok önemli dedin. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatlarında bir düşüş eğilimi 30 Aralık haftasında da devam etti. Ayrıntılarını izliyoruz ve ardından İnan Sözler'le birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Döviz mevduatlarındaki eğrime devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatları 30 Aralık haftası itibarıyla 2,5 milyar dolar azalışla 191,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde kuru korumalı mevduatlardaki 47,9 milyar liralık düşüş de dikkat çekti. Parite etkisinden arındırıldığında ise döviz mevduatlarının 3,1 milyar dolar gerilediği izlendi. Gerçek kişilerde parite etkisinden arındırılmış düşüş 637 milyon dolar, tüzellerde 2,4 milyar dolar oldu. Son veriyle birlikte 7 haftada döviz mevduatlarındaki düşüş 21 milyar dolar oldu. 2022 yılının geneline bakıldığında ise kur korumalı mevduat ürününün de etkisiyle döviz mevduatlarında yaklaşık 50 milyar dolarlık gerileme izlendi. Bu gelişmelerin etkisiyle dolarizasyonda da gerileme görüldü. Dövize endekste olduğu için kur korumalı mevduat dahil dolarizasyon %60,9 seviyesine gelirken KKM hariç dolarizasyon %43,7 seviyesine geriledi. Haziran 2022'de KKM dahil dolarizasyon %72,3 olmuştu. Döviz mevduatlarında düşüş eğilimi devam ederken KKM'deki gerileme de dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK verilerine göre 30 Aralık haftası itibarıyla KKM büyüklüğü 47,9 milyar lira düşüşle 1,42 trilyon lira oldu. Evet, Doktor İnanç Sözer'le birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnanç, bir tarafta da aslında döviz tarafını yakından takip edeceğiz enflasyon içerisinde dedin. Şimdi döviz mevduatlarına bakacak olursak 30 Aralık haftasında da düşüşün devam ettiğini takip ediyoruz. Neden? Bunu sormak istiyorum. Döviz birikimi yapan yatırımcı niye artık bundan sonraki süreçte içeride döviz gerçekleri, yani mevduat içerisindeki payını düşürüyor? Neden? Senin düşünceni de merak ediyorum. Pelin, aslında kuru bir şekilde mevcut haliyle aşağı yukarı 4 aydır aynı seviyede görüyoruz. Bu çok önemli bir etken. Döviz mevduat sahipleri bu kurun bu kadar sakin olmasına karşı TL'ye geçmeyi tercih ediyor gibi gözüküyor. İkincisi, malumun bir takım regülasyonlarla bankacılık sektörü üzerinde döviz mevduatı bulundurmak, dövizde kalmaları mudilerin bankaları çok cezalandıran bir yapıya dönmüş durumda. O yüzden bankalarda çok agresif bir politika izleyerek burada önemli ölçüde döviz mevduatlarını TL'ye ya da kur korumalı mevduata dönmesini ikna edebilmiş durumda. Nedir bu motivasyon diye bakacak olursak da Türkiye tarihinde hayatımızda görmediğimiz kadar çok yüksek bir faiz koridoru görerek bunun böyle bir motivasyonu sağlandığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın bugün politika faizi %9, ancak gecelik mevduat faizleri piyasada bunun tam 3 misli oranında %26. %30'lar civarında TL mevduat faizleri söz konusu. Bugünün ortamında hiç yoktan iyidir mantığıyla döviz mevduatlarının biraz da bu tarafa doğru kaydığını görüyoruz. Üçüncü kısımda da söyleyebileceğimiz husus aslında malumun büyük firmaların özellikle döviz kredisi kullanamıyor olmaları. Burada döviz mevduatlarının biraz daha o birikim amaçlı olan kısımların eritilerek gündelik işletme sermayesi açıklarına kullanıldığını şahit oluyoruz. O yüzden de şirketler veya şahıs kesimden biraz da borç ödemelerine giden bir yapı var. Aslında bakacak olursak Türkiye'de döviz mevduatlarının toplam mevduatı oranı 2021'in başında %45'ler civarındaydı Pelin. Yani buradan kabaca daha bir o kadar daha satış yapılabilecek bir alanı çok rahatlıkla görebilecek durumdayız. Yeter ki o kredibiliteyi, o Türk lirasına olan güveni vatandaştan, şirketler kesiminden tekrar sağlayabilelim. Nasıl sağlanacak peki? İnanç, yani aslında en büyük ihtiyaç belki de bu kredibilite ve yine güven diyoruz, güven inşası. Bu atılan hamlelerle sence sağlanmıyor mu? Nedir bunun anahtarı? İşte yine dönüp enflasyona geliyoruz. Eğer enflasyon konusunda makul bir patika görebilmiş olsa yatırımcı, vatandaşlar bence kendi para birimlerine güvenerek aslında buradaki yapıyı biraz daha dengeli bir hale getireceklerdir. Türkiye'de enflasyonun 2024'te tek haneli seviyeye indiğini düşünsek, bugün döviz mevduatlarına bulunanların büyük ölçüde kayıpta olduğunu söyleyebiliriz. Ancak o tek haneli enflasyon hiç kimse inanmadığı için, yani resmi enflasyon hedefimize yatırımcı inanmadığı için maalesef burada döviz mevduatlarının halen devam ettiğini görüyoruz. Bir de buranın da aslında kendisine bir volatil bir yapıya da döndüğünü kabul etmemiz lazım. Her ne kadar çok hızlı bir şekilde arttı ve sonra da son birkaç haftadır hızlı bir şekilde düşüyor olsa da önümüzdeki dönemde yine aynı hızda artmayacağının söylemek çok da mümkün değil. Bence tekrar döviz bir şekilde mevduat sahiplerinin önemli bir yatırım aracına dönüşebilir. Burada hisse senedi piyasasının performansı çok belirleyici oluyor. Çünkü biliyoruz ki işte dövizden TL'ye geçerken TL'den de ya mevduata ya borsaya doğru bir kayış söz konusu. Bu anlamda borsa performansı biraz döviz mevduatı sahiplerinin önemli bir çıpası olarak okuyabiliriz. Türk hisse senetlerinin de Türkiye'deki enflasyon patikasına baktığını kabullenmemiz lazım. Bu iş yine günün sonunda enflasyona dönüp geliyor çünkü Pelin. Bizde şirketler kesimi 2022 yılını çok yüksek bir ciroyla, çok yüksek bir karlılıkla kapattı. Ancak 2023'ün aynı şekilde olup olmayacağından çok emin değiliz. Malumun geçen hafta bir günde çok sert satışlar gördük. Ertesi günü piyasa toparladı. Ancak nedir bu acaba satışların diye detayına baktığımız zaman önümüze malum seçim geliyor. Türkiye 2023 yılında bir seçim dönemi yaşıyor olacak ve seçim aslında bizi bu yıl iki ayrı mevsim yaşamamıza vesile olacak. Biz 2023'ün ilk döneminde aslında son birkaç aydır yaşadığımız gibi makul bir büyüme ortamı, makul bir enflasyon ortamı, makul sakin bir finansal piyasalar görüyor olacağız. Ancak seçimden sonraki döngüde muhtemelen bunca zamandır yaptıklarımızın bir maliyeti olarak güçlü bir enflasyonla mücadele ve bir takım makroekonomik sorunlarımıza karşı samimi bir politika izleyerek burada bir fatura ödeme dönemini yaşıyor olacağız. Dolayısıyla da hisse senedi piyasaları açısından belki yılın ilk 3-4 ayı çok iyimser geçiyor olacak. Ancak ondan sonraki 8 ayın, 7 ayın seçim tarihine bağlı olarak daha zorlu bir döneme işaret ettiğini görüyor olacağız. Türkiye'de uzun vadeli gerçekten yüksek bir potansiyel var. Ama uzun vadeli potansiyellerimize, Türkiye'nin hak ettiği makroekonomik döngüye, tekrar rakiplerimizle uyumlu bir şekilde bir para birimine seviyesine ve kişi başına milli gelir düzeyine ulaşabilmemiz için enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele edebiliyor olmamız lazım. Tekrar Türkiye'nin hak ettiği tek haneli enflasyon döngüsüne dönebiliyor olması lazım. Bu döngü maalesef acı reçeteleri içeren bir döneme işaret ediyor. O acı reçeteleri bizim seçimden sonra ben içeceğimiz kanaatindeyim. Onun da hisse senedi piyasalarını pek sevmeyeceğini düşünüyorum. Rakip ülkelerle uyumlu bir para biriminden bahsettin. Nedir bu seviye? Bunun ekonomik olarak ölçümlerimizi yapıyoruz Pelin malumun. Türk lirasının enflasyondan arındırıp rakip ülkelerin enflasyondan da arındırdığımız zaman kabaca son 10 yıllık ortalamasından %35 değersiz bir para birimi görüyoruz bugün bile. Ülkeleri sıralıyoruz. Türkiye %35 değer kaybetti de Brezilya, Meksika, Arjantin, Rusya, hani eskiden birikmiş diye tanımladığımız o 7-8 ülkenin yapısına bakıyoruz. Oradaki 10 yıllık performansına göre bugünlerdeler diye kabaca %5 değerle %5 değersiz arasındaki minimal bir yapıda görüyoruz. Yani Türk lirası aslında %30 ilave değer kaybettiği bir döneminden geçiyor şu an. Veya kendi içimizlere bakabiliriz buna. Malumun bir reel kur endeksi açıklıyor Merkez Bankası. Bugünlerde %55'ler civarında açıklıyor. Aslında eğer enflasyon ölçümünde bir sorun varsa oranın da 80'e doğru geldiğini söyleyebiliriz. Ama nereden bakarsak bakalım 2021 yıl başında 100 olan endeks değeri bugün kabaca 55 ila 80 arası bir yerde. Yine %25-30 arasındaki bir değersizliği kendi içimizdeki değerlendirmede de görüyoruz. Kendi reel kur endeksimizde de görüyoruz. Bu %30'a yakın değer kaybına rağmen Türk ihracatçısı mutlu mu? Biraz oraya bakıyor olmamız lazım. Şimdi kur sakin kalsın diyoruz ama iç piyasada lüks tüketimi canlandıran veya zengini daha zengin eden bir tüketim kalıbına doğru evriliyoruz. Kur bu kadar sakin kaldığı için. Öte yandan ihracatçımız da aslında kur hiç hareket etmeden çok %50'nin altında olmayan bir hayat pahalılığı, bir üretim maliyeti artışı yaşadığı için kurun burada sakin kalmasına ötürü sürekli olarak pay kaybediyor. Türkiye aslında bir seçim yapmak zorunda. Enflasyonunu dizginleyebilecek ama ihracatçısını destekleyebilecek bir kur düzeyine doğru mu evrilecek? Yoksa aslında bir kusursuz dengesizlik içerisinde gündelik politikaları izleyerek bugünlerde böyle bir kuru tercih edip yarın aslında ihracatçıyı, belki bir sonraki haftada ithalatçıyı önlem alacak, bir sonraki hafta enflasyonu dikkate alacak, peyderpey bir politika mı izleyecek? Burada bizim bir an önce sürdürülebilir, makroekonomik istikrarı sağlayacak bir kur düzeyine ihtiyacımız var. Bunun da içinde bir enflasyon döneminden geçiyoruz aslında. Eğer ki enflasyon böyle yüksek kalmaya devam edecek olursa mecburen daha yüksek bir kura maruz kalırız Selin. Ancak eğer Türkiye'yi daha sürdürülebilir, müreffeh bir yapıya çevirmek istiyorsak bir acele çite içme dönemimiz olacak. Ondan sonra kurun kendiliğinden enflasyon hızlı bir şekilde aşağı geldiği için makul bir düzeye doğru o tekrar uzun vadeli hak ettiğimiz potansiyeli, rakip ülkelerle ima ettiğimiz potansiyeli seviyeye doğru evrildiğini görüyor olacağız. Evet, şimdi İnanç, bu haftada önemli makro veriler de var. Onu da hatırlatmak isterim. Türkiye'de işsizlik oranı yarın saat 10 itibariyle açıklanırken sanayi üretim rakamlarında karşılıyor olacağız. Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verisi de yatırımcının ilgi odağında olacak. Yine bir diğer önemli veri var ki çarşamba günü, haftanın 3. işlem gününde cari denge verisini karşılıyor olacağız. Özellikle önem arz ediyor bu veride. Ödemeler dengesi açısından bir diğer tarafta ise inşaat maliyetini karşılıyor olacağız. Bu haftanın makro verileri ajandasında yoğun bir gündem var içeride. Şimdi İnan, şunu da sormak istiyorum sana. Özellikle buradaki ekonomik model değişiminden sen bir nevi de bahsetmeye çalışıyorsun. Yani belki seçim sonrasında diyorsun ya da acı reçete model değişimine işaret ediyor senin anlattığın surette. Şimdi hal böyle olunca ister istemez ihracat modellemesinden bu kez tekrardan bir miktarda farklı bir modellemeye geçiriyorsun. Bu mümkün mü? Bunu sormak istiyorum. Şu anki model ihracatçıyı ne kadar destekliyor? Birazcık daha bu ayrıntıyı da verebilirsek sevinirim. Aslında bakacak olursak Pelin, bir model değişiminden öte mevcut kusursuz dengesizlikten bir dengeye kayıştan bahsediyorum. Yoksa karşılaştırma yapacağımız husus eğer faizse, Türkiye zaten olağanüstü bir faiz koridoru şu an uyguluyor. Bizim Merkez Bankası faizlerini dikkate almamızın birinci etkisi, ekonomist kimliğimizle bakacak olursak, mevduat faizlerinin yansımasıdır. Bugün Merkez Bankası politika faizi 9 iken mevduat faizleri 26'lar civarında oluşuyorsa zaten Merkez Bankası faizinin de 9 değil 26'lar civarında olduğunu söylesek çok şaşırtıcı olmaz. Burada kusursuz dengesizliği doğuran husus aslında mevduat piyasasındaki faizin böyleyken kredi faizlerinin 13-14'lerde kalıyor olmuş olması. Burası işte aslında krediye ulaşabilen şirketleri zengin hale getirirken krediye ulaşamayan önemli bir sayıdaki şirketleri ve aynı şekilde ihracatçıyı çok daha zorlu bir yapıya çeviriyor. Dolayısıyla da burada biz bu kusursuz dengesizliği bankaların inisiyatifleriyle biraz daha ihracatçı firmaları desteklemesiyle ön almaya ve o sayede buradaki dengeye ulaşmaya çalışıyoruz. Burada bankacılık sektörüne çok büyük bir görev düşüyor. Çünkü ihracatçıyı da destekleyebilecekse yine o sektörden destek bulmasıyla mümkün olacak. Yoksa son 1-1,5 yıldır izlediğimiz politikalar sonucunda ihracatçımız bugün daha mı mutlu? Vatandaş daha mı mutlu? Buradaki soruların cevabı bence o ilk günkü hayalimizi, isteğimizi ortaya çıkarıyor olacak. Türkiye maalesef cari işlemler açığında çok hızlı bir genişlemeye yol açtı. Bu çok hızlı genişlemeye rağmen işsizlik oranında çok da kaydeder bir düşüş görmedik. Türkiye evet büyüdü. %5 civarında bir büyüme kaydettik bu sene. Ancak bu büyüme kapsayıcı olmadığı için 86 milyon insanı da mutlu etmedi. Şimdi evet, biz aslında bir dengeye ulaşabilmeyi arzuluyoruz. Bu dengenin adı aslında piyasadaki bu faiz piyasasında da gördüğümüz, kur piyasasında da gördüğümüz ve ihracatçının da mutlu olmadığı bir yapıdan Türkiye'yi sürdürülebilir, rekabetçi bir seviyeye doğru evirecek olan bir denge arayışıdır. Evet, önem arz ediyor diyorsun. Şimdi istersen bir de küresel konjonktüre de bakalım istiyorum İnanç. Yani küresel konjonktür 2023'e bizi ne kadar destekleyecek ya da ne kadar karşımızda duracak? Şimdi tabii ki de yani büyük bir güç olan ekonomik anlamda ABD'den bahsediyoruz. Bu haftada önemli bir verisi var ki TÜFE verisi, Fed'in faiz patikası. Bir tarafta ise kazanç tablolarını da karşılayacağımız bir hafta olacağını söyleyelim. Kurumsal kazanç sezonunun başlangıcı da yine bu hafta Cuma günü gerçekleşiyor olacak. Oradan da önemli verileri alacağız. Sadece Cuma günü Wells Fargo, Citi Group, Bank of America, JP Morgan gibi bankalarında yine kazanç tablolarını karşılayacağımız. Hatta şunu söylemeye çalışıyorum. Resesyon beklentilerini körükleyecek mi, körüklemeyecek mi? Bu tarafı da yine yakından takip ediyoruz. Küresel anlamdaki beklenti nedir? 2023'te sence Türkiye ekonomisini destekleyen bir konjonktürle karşı karşıya mı kalacağız? Yoksa tam tersi mi olacak? Ne dersin? Pelin, 2022 yılı malumun 9 ayda FED'de de Avrupa Merkez Bankası'nda da faizlerin sıfırdan çok hızlı bir şekilde 4'lere, 2,5'lara yükseldiği bir ilk yıl oldu. Biz böyle bir yılı daha önce hiç yaşamadık. Daha önce de hem Fed'den hem Avrupa Merkez Bankası'ndan hem de diğer ülke merkez bankalarından faiz artışlarını görmüştük. Ancak bu kadar kısa sürede hiç görmemiştik. Şimdi aslında 2023 yılı bu anlamda biraz daha zorlayıcı bir yıl olacak küresel tarafta. Türkiye açısından bakacak olursak. Çünkü biz burada faiz artırımlarının makroekonomiye ya da yüksek borç çevrilebilirliği olan ülkelerin nasıl bunu çevirebileceklerine dair kaygıların artacağı bir dönem olacak. Artık dünyada faizler arttı ve daha ilave artmasa bile bu yüksek faizlerle alışabilmek için henüz makroekonomiye yansımasını deneyimliyor olacağız. Bu anlamda ben 2023 yıl ortasına kadar zorlayıcı bir konjonktür göreceğimizi düşünüyorum. Evet, hem baz etkisiyle hem de alınan bu kararlarla beraber enflasyonda çok kayda değer bir gerileme olacak. İşte Cuma günü açıklanan tarım dışı sistem rakamlarında da bunun teyidini görüyor gibiyiz. Buradaki enflasyonun hızlı bir şekilde geriye olması aslında hemen bir faiz indirimine de yol açmayacak ve bu faiz indirimine yol açmaması şirketlerin de ülkelerin de bu faizlerle nasıl borç çevrilebileceklerini ve bunu nasıl sürdürülebilir bir yapıya evirebileceklerini ve resesyondan nasıl kaçınabileceklerini zorlayıcı bir sınavla bizi 2023 ortasında muhtemelen bir 2008'in benzeri niteliğinde bir şoka yol açacak. O yüzden de 2023'te ben ilave bir enflasyon değil, aslında enflasyonun nasıl gerilediğini ve bundan büyümeden ne kadar feragat ettiklerini yaşadığımız bir yıl olacak. İhracatçılarımız açısından bakacak olursak sadece kurun bu kadar artan maliyetlerin aksine sakin kalması değil, aynı zamanda talep koşullarının da zayıf olması ciddi anlamda negatif etkili olacak ve bu anlamda biz cari işlemler açığında bu senede yüksek bir cari açık görüyor olacağız. Enerji fiyatları düştükçe, Amerika'da enflasyon rakamları hızlı bir şekilde aşağı geldikçe dolar endeksinde bir gevşeme görüyoruz. Euro lehine bir yükseliş görüyoruz. Ancak bunun da ben çok kalıcı değil, geçici olabileceğini düşünüyorum. Yıl ortalarından itibaren tekrar dolar endeksinde kayda değer bir yükseliş göreceğimiz kanaatindeyim. Bu anlamda 2023'ün son çeyreğine kadar küresel koşullarda biz daha zayıf bir büyüme, daha zayıf bir enflasyon ancak buna henüz eşlik etmeyen bir sıkı para politikası görüyor olacağımızı kanaatindeyim. Evet, şimdi aslında yani bir tarafta aslında küresel merkez bankalarının o gücünü koruyacağı bir yılın olacağını da devamlı sağlayacağını da söylüyorsun. Peki şunu da sormak istiyorum. Yani hal böyle olunca bu kez ne kadar bir resesyon şiddetiyle karşı karşıya kalacağız? Sanıyorum Avrupa ekonomisini ayırmak lazım ve ABD ekonomisini ayırmak lazım. Çünkü Avrupa'yı da yakından takip ediyoruz. Özellikle ihracatçı açısından %49'luk bir payımız olduğundan dolayı. Dolayısıyla bu tarafı da yakından takip ediyorum. Sen ne dersin bu bağlamda resesyon kademesi, şiddeti ne ağırlıkta olur, ne dersin? Pelin, aslında önde gelen küresel tüm ekonomik raporlara bakacak olursak IMF'de buna dahil olmak üzere 2023 yılında büyümesini 2022'ye göre artırabilecek nadir ülkelerden biri Çin. O yüzden Çin'den hep pozitif haberler görüyor olacağız yıl genelinde bana kalırsa. Ancak Çin'i bir yana bırakacak olursak tüm dünyada aşağı yukarı büyümelerin hız kestiği bir 2023 yılı yaşıyor olacağız. Ve yine IMF rakamlarından bakacak olursak dünyanın 1/3'ü bir resesyonla yaşıyor olacak. Resesyon olasılığının had safhada olduğu bir dönem yaşıyor olacak. Burada önemli ülkelere bakacak olursak zaten İngiltere'de resesyon başlamış durumda. Çok ciddi bir durgunluktan geçiyor ve bu durgunluk hali 2023'ün ilk çeyreğine de yansıyor olacak. Keza Avrupa tarafında da bir resesyonu görmeye başlamış durumdayız. Ve bu resesif hal aslında bizim ihracatçımızın negatif etkilenmeye başladığını da teyit eder bir halin içerisinde. Hem Almanya'da hem de çevre Avrupa ülkelerinde çeyreklik büyüme oranları çoktan eksiye dönmüş durumda. Amerika'da aslında büyüme önemli ölçüde hız kesti. Belki hala resesyondan bahsetmiyoruz ama büyümenin kayda değer bir şekilde düştüğü bir Amerikan ekonomisi görüyor olacağız. O yüzden resesif hal ülkemizi de dahil etmek üzere bence dünyanın birçoğunda önemli bir sorun olarak 2023 yılında bizi zorlayacak. Evet, şimdi tüm bu ayrıntılarla birlikte ister istemez bir tarafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisini de takip ediyoruz. 2022 yılında atılan adımlar 2023'e girdiğimizle birlikte aslında gelmeye devam etti ve hatta buradaki mesajların geleceğine dair de yine mesajları yayımlamaya devam ediyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu bağlamdaki politikaları nasıl değerlendiriyorsun? Liralaşma stratejisini nasıl buluyorsun? Bunu sormak istiyorum çünkü önümüzdeki süreçte de önem arz edeceğini de söyledi. Hatta para ve kur politikasının metninin de adını aslında liralaşma stratejisi olarak ekleme yaparak bir revizyonu da sağladı. Ne dersin? Çok iyi niyetli bir yaklaşım aslında Pelin. Çok da ciddi bir efor sarf ediyor Merkez Bankası. Bunun farkındayız. Ancak tüm dünyada para ve kur politikası metni olarak bilinen yapıyı özellikle gelişmekte olan ülkelerde adına liralaşma koyunca acaba Türk lirasını kullanan vatandaşlar daha fazla bunu kullanmak veya daha muteber bulmak, daha değer verme konusunda kendini iyi hissediyor ama emin değilim. Türk lirasını vatandaşın çok hızlı bir şekilde düşmüş olmasına rağmen 3'te 2'si halen kendi para birimini kullanmak yerine dövizi kullanıyor ise burada alacağımız belli ki çok fazla yol var. İkincisi aslında piyasada faizleri düşürürken olağanüstü bir geniş faiz koridoru kullanıyorsak burada bankacılık sektörünün de ne kadar çok desteklediğini, ne kadar çok Merkez Bankası'na yardımcı olmak istediğini ve liralaşmanın bu sayede sağlanabildiğini görebiliyor olmamız lazım. Bence ilk mottosu, ilk hedefi resmi enflasyon hedefini revize etmek olmalıydı. Para ve kur politikası ismini revize etmektense. Niye etmedi İnanç? Bu çok oldukça tartışılan bir konu. Yani bu hedef konuyor orta ve uzun vadeli şeklinde bir hedefdir. Dolayısıyla beklentinin haricinde bir hedef olduğundan dolayı o korunması gerekiyor diyen bir grup da var. Ama bir diğer tarafta senin gibi aslında bunun gerçekçiliğe yaklaştırılması gerekiyor diyen bir grup da var. Peki neden yapmadı sence? Bu soru defaatle Merkez Bankası Başkanımıza her buluşmada, her toplantıda konuşuluyor ve soruluyor. Ancak ben net bir cevabı henüz hatırlamıyorum, bilmiyorum. Bu ayın sonunda da malum bir toplantı daha olacak. Ümit ediyorum basındaki arkadaşlar, medya mensupları bir kez daha bunu sorar ve yine aynı cevabı yayınlarımızda konuşuyor oluruz. Bu kısmı bana kalırsa Merkez Bankası Kanunu'nda hesap verilebilirlik ilkesinin bir miktar hafife alınmasıyla alakalı. Bu anlamda biraz daha ön açıcı bir demeç verilecek olsa daha samimi ve daha yapıcı olur diye düşünüyorum. Ya da Merkez Bankası Kanunu'ndan yola çıkacak olursak aslında resmi enflasyon hedefini revize ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na hitaben aslında 86 milyona hitaben bir enflasyonu tutturamadım, hedefimi tutturamadım çünkü şöyle oldu demekten imtina eden bir yaklaşım olsa yani hesap verebilirlik ilkesini ciddiye alıyorum. O yüzden de 2023 enflasyon hedefimi gerçekten yakalayabileceğimi inandığım bir seviyeye revize ediyorum denmiş olsa bence daha yapıcı ve en azından fiyatlama davranışlarına bir miktar etki eden bir yapı olmuş olur. Çünkü memleketin biraz güvene ihtiyacı var. O güven müessesesini bu kadar hafife almayıp biraz güven tazeleyen, güven artıran mekanizmalara ihtiyacımız var. Resmi enflasyon hedefini revize etmek bu anlamda çok kıymetli. Ancak neden revize etmediğini net bir şekilde duymak da bence kıymetli olabilir. Belki biz hesap verebilirlik ilkesini yanlış anlıyor olabiliriz. Bu anlamda bu ay sondaki toplantıda Merkez Bankası Başkanı'na ümit ediyorum sorulur. Genel soruya da tekrar yayınlarımızda paylaşıyor oluruz. İnanç, peki şunu da sormak istiyorum. %9'luk politika faizini sence indirmeye devam edecek mi? Özellikle önümüzdeki toplantıda mesela ne bekliyorsun ya da bu yıl içerisinde indirim devam eder mi? Merkez Bankası dünyada bence nadir görülebilecek bir şekilde bu anlamda bir sonraki toplantısına ilişkin net bir sözle yönlendirme kullanıyor son aylarda. Ve bu son aylardaki demecine bakacak olursak biz muhtemelen 2023'te seçime kadar politika faizine herhangi bir değişiklik görmüyor olacağız. Seçimden sonraki yapıyı tekrar o dönemin konjonktürüne bakarak konuşmak lazım. Bu anlamda politika faizi tahmin etmek gerçekten zor. Ancak mevduat faizi tahmini yapacaksak eğer %26 olan mevduat faizinin çok da fazla düşmeyeceğini düşünüyorum. İnan çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, katıldığın için ve sana da iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar Pelin. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Evet, Asya piyasaları ile devam ediyoruz ve Dubai'ye gidiyoruz. Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte. Ersoy hoş geldin yayınımıza. Pozitif bir güne başladık gibi duruyor. Risk iştahı oldukça yüksek. Ne dersin, ayrıntılarda neler var? Evet Pelin, günaydın, iyi haftalar. Sen de söylediğin gibi iyimser bir hava var. Asya tarafında yemyeşil ekranlar var. Tabii Amerika artık kapattı, vadeler arttı, onun da rüzgarı biraz Asya'ya yansımış diyelim. Ama iki tane ana genel konu var piyasalarda iyimserliğin sebebi. Bir tanesi Çin'in açılması, yeniden ekonomiye açılması, özellikle pazar günü karantinasız Çin'e giriş yapabiliyorsunuz. Bu iyimserliği arttırdı. Diğer taraftan da genel olarak merkez bankaları artık faiz artış sürecinin sonlarına geldi veya biraz daha yavaşlayacak beklentisi bugün fiyatlandı. Tüm varlık sınıflarında bugün artış görüyorum. Yine de piyasaları etkileyecek başka gelişmeler de var. Brezilya biraz karıştı. Bolsonaro destekçileri karıştırdı. Biraz ortalığı diyelim. Goldman Sachs 3200 kişiyi işten çıkaracak haberleri vardı. Bugün Japonya tatil. Pelin 20 yaşına girenlerin tatili kutlanıyor. O yüzden bugün Japonya borsasında hareketlilik görmeyeceğiz. Bu karantinasız ülkeye giriş kalkınca yurt dışındaki Çinlilerin ülkeye akın ettiğine dair haberler vardı. Hep bugün televizyonlarda bunlar gösteriliyor. Sınırlar açıldı artık. 3 seneden sonra bu açılmasının etkilerini daha sık göreceğiz. Yine Goldman Sachs'ın önerisi vardı. MSCI Çin Endeksinin %15 daha yükselme potansiyeli var diye. Zaten Ekim'den bu yana Pelin borsalar, Asya borsaları %20 yükseldi. Boğa piyasasına girmeye hazırlanıyor haberleri vardı bugün. Ant grubu ile ilgili haberler dikkat çekiciydi. Jack Ma pek çok görevini bırakacak artık. Ant grubu üzerindeki baskılar da azalıyor ama çok yakın zamanda halka arza gitmeyi düşünmüyoruz demişti. Hatırlarsan yaklaşan bir halka arzı ertelenmişti. Çin Merkez Bankası'ndan bir yetkilinin açıklamaları dikkat çekiciydi. Vereceğimiz desteklerle hane halkına ve şirketlere Çin eski büyümesine hızlıca geri dönecektir dedi. Özellikle otomobil ve ev alımı ile ilgili destekler vereceklerini söylediler. Orada yine Bloomberg International'da bir haber dikkatimi çekti. Alibaba Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. İstanbul Havaalanı'nda lojistik üssü, Ankara'da da data merkezi yapacak dedi. Bu haberde dikkatimi çekti. Evet, Asya genel olarak alıcılı, petrol de alıcılı. Pelin geçen hafta %8 düşmüştü. Bu haftaya yükselişle başladı. %1'in üzerinde artıda Amerikan türü ve Brent 80 dolara yakın. Bu arada Amerika stratejik petrol rezervlerini yeniden doldurmayı şimdilik erteledi haberleri vardı. Demin Bloomberg International'da bir analiz vardı. O İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönüş ihtimali artık kalmadı dedi. Bunu beklemiyoruz dedi. Dün açık olan Katar borsası da %1.37 yükseldi diyeyim. Evet, genel olarak hem Asya'da hem de emtiada imsel bir hava var. Ana sebep de Çin'in yeniden açılması diyeyim. Pelin, sözü sana aktarayım. Çok teşekkür ediyoruz Ertuğrul Kazancı, aktardıkların için diyoruz ve hastayı noktalıyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, nasıl bir risk iştahına uyandık, tüm bu ayrıntıları almak üzere şimdi araştırma masamıza gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Kutay Korap bizlerle birlikte. Kutay, hoş geldin. Nasıl bir haftaya uyandık, ne dersin? Günaydın, iyi haftalar. Hemen birkaç tane yoğun bir hafta olacak. Detaylarla başlayayım. Bu hafta içeride işsizlik rakamlarını takip edeceğiz. Aynı zamanda sanayi üretimi, cari denge ve piyasa katılımcı anketi gibi veriler takip edilecek. Diğer taraftan ABD nezdinde ise bilanço sezonu başlıyor. Cuma günü ABD'li bankaların finansalları gelmeye başlayacak. Ki zaten ne zaman ki ABD'de bilanço sezonu başlasa hemen 2 hafta sonrasında takvim gereği bizde de bilanço sezonu 2-3 hafta içerisinde başlıyor. Yani hem küreselde hem de içeride yavaş yavaş bilanço sezonuna doğru yaklaşıyoruz. Mesela bu dönemde ABD tarafında şirket karlılıklarının düşmeye devam etmesi bekleniliyor. Sadece burada ankete katılanların 1/3'i karlılıkların artabileceği yönünde S&P 500'de tahminlerini paylaşırlarken burada %54'ten fazlası büyüme hisselerine, değer hisselerine düzeltiyorum, biraz daha yatırım yapmaları tahmin ediliyor. %22'si biraz daha büyüme hisseleri şeklinde konumlandığını görüyoruz. Tabii burada küreseli özetlemeden önce bir Borsa İstanbul tarafına da bir dönüp bakmak isteriz. Borsa İstanbul'da Cuma günü primli bir seyir vardı. Fakat haftalık bazda endekste %3'lük bir geri çekilme yaşandı ve 9 haftalık yükseliş serisinin sona erdiğini gördük. Oldukça yüksek bir volatilite vardı. Hafta içerisinde 4961 seviyesine kadar da endeksin gerilediğini görmüştük. Geniş bir marş. Cuma günü ise piyasa tabiriyle söylemek gerekirse testere piyasası gibi bir piyasa vardı. Bir artıya bir eksiye geçen oldukça keskin hareketlerin izlendiği bir gündü. Ama günün kapanışı pozitif tarafta gerçekleşti. %4.4'lük yükseliş vardı. Banka, sanayi, ulaştırma sırasıyla %4 ila %5.5 bandında getiri sağladığını gördük. 137 milyar TL'lik işlem hacmi vardı ki bunun 13.1 milyarı Erdemir, 11.7 milyarı Türk Hava Yolları tarafından geldiğini gördük. Önemli bir diğer başlık Merkez Bankası'nın yabancı para yükümlülükleri için uyguladığı TL cinsinden meykul kıymet tesis oranı %5'ten %10'a yükseltilirken yeni yıl için belirlenen %60 oranındaki mevduat liralaşma hedefini aşan bankalarda bu oranda indirim uygulanacağı şeklinde de başlığımızı paylaşmış olalım. Yeni günde 18.77 seviyesinde dolar TL, 526'lı seviyelerde CDS'imiz var. Asya'ya baktığımızda Asya piyasaları yeni haftaya pozitif seyirle başladı ki MSCI Asya Pasifik Endeksini görüyoruz. MSCI Asya Pasifik Endeksi Ekim dibinden %20'den fazla yükseliş gösterdi. Hem açılmanın etkisi hem mevcut değerlemelerle birlikte Goldman ise Çin hisse senetlerinde %15 ilave yükseliş potansiyeli gördüklerini de paylaştılar. Bu da bir diğer başlık olarak karşımıza geldi. Son not, hemen piyasalarda şunu söyleyelim. Yeni günde Brent petrol ve WTI'de yükselişler var ki bu hafta ABD Enerji Bakanlığı'ndan küresel enerjiye yönelik talep ve arz öngörüleri paylaşılacak. Önemli bir not olacak. Yılın ilk paylaşımı enerji tarafında takip edilecek. 17.200 doların üzerinde bir fiyatlama Bitcoin'de görmekteyiz. 10 yıllıklar 3.55-80 seviyesinde. VIX hisse senedi piyasasındaki oynaklık geri çekiliyor. 21'e işaret ederken dolar endeksi de 103.6 seviyesinde ki Bloomberg dolar endeksinde de dead cross mu yaşanacak, bu tarafı takip ediyoruz. Pelin, dediğim gibi yoğun bir hafta. Bir tarafta içeride makro veri ajandası, küreselde ise ABD'de bilanço sezonu başlıyor. Çok teşekkür ediyoruz Kutay Korap aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, Bloomberg.com'da öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz. Richmond Fed Başkanı Barkin'den yavaşlama çağrısı geldi. Richmond Fed Başkanı Barkin, Fed'in daha küçük faiz artırımları yapması gerektiğini savunurken yine tarım dışı istihdam verisinin ekonomiye ilişkin görünümü de değiştirmediğini söylemiş oldu. Ayrıntılar Bloomberg.com'da. Bir diğer başlıkta ise Çin Merkez Bankası'nın altın rezervleri Aralık ayında da arttı. 3 yıldan fazladır bir süreden beri altın alımı yapmayan Çin, altın rezervlerinde ardı arda ikinci ayda da artış yaşadığını bildirmiş oldu. Tüm bu ayrıntılarla birlikte devam ediyoruz ve Marbaş Menkul Değerlere gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, borsada geçen Perşembe günü yaşanan sert düşüşü yorumladı ve bu haberimize veda ediyoruz. Stoxx'ta görüşmek dileğiyle. Temel unsurlarda bir bozulma olmadığı sürece Borsa İstanbul performansına güveniyoruz yorumunu yapıyorduk. Bu satış öncesinde, bu satış sonrasında da aynı değerlendirmeye haiziz. Burada temel unsurlarda bir değişmeden kastımız da tabii şu, özellikle para politikaları ekseninde yükselen, enflasyon ve getiri arayışı ekseninde yükselen bir piyasa var. Burada özellikle faiz oranlarıyla ilgili seçim sonrasında bir ayarlama yapılıp yapılmayacağı soru işareti. Ekonomi yönetiminden bununla alakalı bu politikanın devam edeceği yönünde açıklamalar var. Ama özellikle dün seçim tarihinin bir miktar erkene alınmasıyla birlikte piyasada ufak tefek soru işaretleri bununla alakalı oluştu. Yani kabaca bir önümüzde bu politikalarla gidecek bir 5-6 ay varken acaba bu 3-4 aya mı düştü gibi bir endişe olmuş olabilir. Ama ben bunu zayıf ihtimal olarak değerlendiriyorum. Çünkü seçim tarihi üzerinden okuduğumuzda zaten birkaç hafta erkene alınacak olması piyasada konuşulan, aşağı yukarı da bilinen bir şeydi. Buradaki satışları tetikleyen unsur daha çok Borsa İstanbul'un son 1-1,5 senedir oluşturduğu bir profil gibi görünüyor. Çünkü biz geçtiğimiz 1-1,5 senede şu 1400'den başlayan yükseliş hareketinde benim hatırlayabildiğim 3-4 kez benzer satışı yaşadık. Piyasanın %1-2 eksi olduğu ama akşam saatlerinde de dayanamayıp kırıldığı, tabana doğru gitti, devre kestiği satış günlerini yaşadık. Ardından çok hızlı tepkiler aldık. Bunun da sebebi şu, piyasada son dönemde hani hep diyoruz ya, yerli yatırımcı ağırlıklı gidiyor, yatırımcı sayısı çok arttı. Bu yatırımcı kitlesi geneli itibariyle değeri değil de fiyatı takip ederek yürüyen bir kitle. Ve diğer taraftan da kredili ve limitli, yani kaldıraçlı işlemler noktasında, risk iştahı noktasında da burada riskli yürüyen bir yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz.